Herkese merhabalar. Mıknatıs ve manyetik alan konusuyla birlikteyiz. Bu 10. sınıfın ilk ünitesinin bir konusu. Şimdi birlikte biraz programı inceleyelim. Bakın bu e, hafta e, neler yaptık acaba? Mıknatıs ve manyetik alan ayın 16'sındayız. E, daha sonra dış kuvvetler ve yer şekilleri isimli videolar sonra biyoloji videosu var ayın 19'unda mayoz mu mitoz mu 15'inde de mayoz videosuyla birlikteydiniz zaten böylelikle haftamızı tamamlamış olacağız. Şimdi bakalım bizim videomuzda neler var. 10. sınıfta mıknatıs ve manyetik alandan bahsedeceğiz. Mıknatısların manyetik alanından akım ve Manyetik alandan üzerinden akım geçen düz telin çevresinde oluşan manyetik alanından e, ve dünyanın manyetik alanından da biraz bahsedeceğiz. Şimdi anahtar kelimelerimiz <laughs> manyetik alan tahmin edebileceğiniz gibi ama buraya şey de koyabilirdik yani akım ve manyetik alanda koyabilirdik düz Düste, telden akım geçtiği zaman da çevresinde manyetik alan oluşuyor diyerek. Öğrencilerin manyetik kuvvetin temas gerektirmeyen bir kuvvet olduğunu bildikleri varsayılır. Siz bunu bildiğinizi varsayıyorum. Çünkü bir mıknasın yanına herhangi bir metal olmaz tabii de manyetik bir özellik gösteren metal olacak. Örneğin bir demir yaklaştırdığımızda mutlaka onların birbirini çektiğini göreceğiz. Dolayısıyla da biz bunları yaklaştırdığımızda çekiyorsa buradaki gibi temas gerektirmeyen bir kuvvet olduğunu illa dokunmasına gerek olmadığını zaten biliyoruzdur. Demir nikah kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren maddeye mıknatıs denir. Mıknatıslar her türlü metal çekmezler. Mesela gümüşü çekmezler. Deneyin isterseniz evdeki buzdolabınızın üzerindeki magnetlerle gümüşü çekmeyi deneyin. İçinde e, manyetit diyoruz biz olan yani maddeleri çekiyorlar aslında. Demir nikah kobalt bunların üçü çok da kullanılırlar. Çelikte alaşım olduğu için yine bunlar arasında mıknatısın çektiği ve kutuplanabilen madde arasında yer alır. Mıknatısın manyetik özelliklerini gösterdiği bölgeye manyetik alan deniyor. Hangi bölge? Bakın burada mesela özellikle şu kısımda çok fazla manyetik çizgi olduğunu söyleyebiliriz. Çok fazla manyetik çizgi vardır bu bölgede. Bunun da nedeni aslında bu kısımların kutup bölgeleri olmasıdır. Yani burada çok değildir de burada daha fazla olur. Bunlara kutupları diyoruz mıknatısın. Mıknatısın manyetik alanı yani genel olarak manyetik alan B sembolü ile gösteriliyor. Birimi Tesla'dır. SI birim sisteminde Tesla T ile gösterilir. Büyük T harfi ile manyetik alan vektörel bir niceliktir. Bu yüzden yönlüdür. Yönü göstermek gerekir. Mıknatıslar özellikle yönlü olduğu için bundan çok bahsedeceğiz. Bunu unutmayın. Mıknatıslar manyetik alanı içerisindeki diğer mıknatısları ve, ve manyetik maddelere kuvvet uygularlar Bunu da söyleyebiliriz. Şimdi burada eğer toz e, demir olursa, toz demir çevresinde olursa mıknatısların... ...birazcık da böyle masaya çat, çat 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 vurduğunuz zaman... ...bunlar böyle hemen şey yapmaya başlıyorlar biliyor musun? Hemen böyle manyetik alan çizgilerin üzerinde e, bir şekillenmeye çalışıyorlar. Bu şekilde dikkat etmeniz gereken şey bakın burada... Bir düzgünlük mevcut, evet. Ama bundan sonra hep böyle bir, değil mi? Kavislenme mevcuttur. Zaten en ve S kutbu, en kırmızı S de mavi olarak gösterilir. N ile S birbirlerini çektikleri için e, buradaki aradaki dalgalanma hep bu şekildedir. Biz manyetik alan e, yönlerini N'den S'e doğru olduğunu söyleriz. O yüzden bunların üzerinde şöyle Oklar çizebilir mi ama bu bir kabul doğal olarak bu çizgilerin üzerinde ok aramayın yani normalde bu çizgilerin üzerine ok olmaz. Sadece burada da olmaz aslında her tarafta bütün yani bu üç boyutlu bir şeydir. Manyetik alan sadece bu düzlemde değildir ama e, her tarafta manyetik alan var. yani şu anda mesela bu mıknatıslar önümde olsaydı benim elim manyetik alan içerisinde olacaktı. Anlatabiliyor muyum? Ya e, bir de sadece bunların arasında olmaz. Aynı zamanda şuradan kendi mıknatıs kendi kutbu, enes kutbu arasında da mıknatıslanma olacak. E, manyetik alan çizgileri oluşacaktır. Unutmayın tek kutup diye bir şey yoktur. Mıknatıslarda tek kutup olmaz. Ben herhangi bir mıknatısı mesela NS şurada ikiye ayırdım. Laboratuvarlarda çok olur mesela ikiye düşür öğrenciler kırarlar. Kırdıkları zaman mesela diyelim ki S S kutbu var ya elinde S yazıyorsa yazıyor ya elinde. O S değildir. Tamam mı? O S şu mesela kırıldı böyle oldu ya. Bu tarafı S'dir, bu tarafı N'dir. Anlatabildim mi? Çünkü aslında içindeki manyetitlerin yönelimi budur. Dolayısıyla sen nereden kesersen kes, atomu kesemeyeceğine göre bunları da manyetitleri de kesemezsin ve bunların yönelimi doğrultusunda e, içindeki yani şöyle söyleyeyim. Aslında S ve N kutbu demek. Burada sadece S'ler var. Burada sadece N'ler var demek değildir. Manyetitlerin yönelimleri böyle demektir. Doğal olarak bunu da ikiye kestiğimizde şunun içindeki yönelimler yine S'ler aynı tarafa bakacaktır. Yine S bu tarafa gelir. N de diğer tarafta kalır. Bunu böyle söylemek mümkün. N ve S'nin anlamı kuzey ve güneydir. Yani north ve south'tur. Dolayısıyla N'ye north yani kuzey, S'ye south yani güney olarak söylüyoruz. Bunu bu şekilde belirtiyoruz. Yön bulmada kullanılan pusanın ibresi bir mıknatıstır. Dolayısıyla bakın en kimi çekiyordu? En s'yi çeker. En ile s birbirlerini çeker ve s s iter. En en yine iter. Dolayısıyla ben bir mıknatısa baktığımda bunun hani şu mıknatısın manyetik alanın yanındaki pusula ibresinin S tarafının N'ye dönük olduğunu söyleyebilirim. Mesela şurada birkaç tane pusula çizeyim. Sonra da yönlerine birlikte bakalım. Şuradan da bir tane çizeyim. Şuradan da bir tane çizeyim. Rastgele çiziyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Olay şu. mıknatısın manyetik alanı N'den S'ye doğrudur. O zaman burada mıknatıs mesela şurada şu mudur buradaki dış manyetik alan? Evet N'den. O zaman bu kısım ne? Bu kısım S olur. Bu bir. Şuraya bakıyorum şu mudur? O zaman burası ne olur? İsterseniz S'yi maviyle çizeyim daha gözünüzün önünde canlansın. Buraya bakıyorum şimdi şu mudur? Şudur değil mi? O zaman bu kısım nedir? Bu kısım S'dir. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Ben kalktım. Elimde birkaç tane pusula iğnesi mıknatısı var. Onu buraya koydum, bekledim. Yönelim bu şekilde olur. Öylesine koydum bekledim yönelim bu şekilde olur. Yani ne böyle mesela dümdüz koydum diyelim şöyle yapalım dümdüz koydum diyelim ne olur y ne birazcık yamulur. Bu şekilde kalır burada mı? ve daha fazla yamulmaz bu şekilde kalır. Çünkü sonuçta dış manyeti kalan şeklinde yönüm, e, şey yapacaktır yönelme yapacaktır. Şimdi manyetik kutupları bulmak çok önemlidir. En birbirini çeker, en en birbirini iter dedik. Manyetik alanın neden sayı doğru olduğunu söyledik. Bakın manyetik alan neden sayı doğru. O zaman eğer manyetik alan çizgileri çıkıyorsa oraya ne diyeceğiz? Çıkıyorsa ne diyeceğiz? Çıkıyorsa ne diyeceğiz? Bakın okların ucuna bakarsanız buradan çıkmışlar, buradan çıkmışlar, buradan çıkmışlar ne diyeceğiz? Diğer taraflara da mecburen S diyeceğiz. Böylelikle kutupları yazmış olduk. Hiç kuşkusuz yani kesinlikle bu kutuplar bu şekilde olacak. Zaten burada dikkat edin bu ikisinin birbirini ittiği belliydi. Bu ikisinin birbirlerini çektiği belliydi. Yani bunlar aynı şey zıt ve bunlarda Aynı cins olacaktı. Bu çok belliydi yani. Bu kesin yüzde yüzdü. Şimdi bize her zaman okları vermek zorunda değil soru. Bazen okları vermez. Bu sefer olasılıklarımız artar. Eğer böyle üç tane mıknatıs var. Manyetik alan çizgilerimiz de bu şekilde verildiyse... ...enden S'e doğru biliyorum manyetik alan çizgiler olur ama... ...burada ok çizmediğine göre... ...ben burada birkaç olasılık belirlemeliyim. Zaten soru da olabilirli sorulur artık. Şimdi... Bu iki mıknatısın aynı cins olduğunu söyleye pardon zıt cins olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle zıt cins. Ben kim olduğunu bilmiyorum. Oklar yok fakat kesin zıt cins. Çünkü birbirlerini çekmişler. Bu iki mıknatısın da yine aynı cins olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bunlar birbirlerini itmişler. Buna göre birinden başlayarak yazıyorum. Diyelim ki bu en kutbu olsun. O zaman bu S kutbudur. Zıt cins olmalı en kutbudur. O zaman burası S kutbudur. Çünkü bir mıknatısta iki tane en kutbu olmaz. Biri N biri S olmalı. O zaman aynı cins olacaktı. S kutbudur burası N kutbudur. Bu birinci tipimiz. Birinci olasılığımız. Çünkü emin değiliz. Şimdi ikinci olasılığımıza bakalım. İkinci olasılığımız ne olabilir? Ben bunu keyfek eder neden başlattım? Burası S de olabilirdi. O zaman burası kesinlikle N olmalıydı. Zıt cins olacakları için bu kısım S olmalıydı. Zıt olacaklar çünkü. Bir mıknatısla aynı kutup bulunmaz. N olmalıydı. Bu ikisi aynı cins olacağından N olmalıydı. Ve sonuncusu da aynı. Yani farklı tip olması gerektiğinden ikinci kutbumuz da S olmalıydı. Bu da ikinci olasılığımız. Bakın. İlkinde bize, ilkinde bize gördüğünüz gibi okları vermişti ve biz bunu bulmuştuk değil mi? Bunu bulmuştuk bakın aynısı onu bulmuştuk orada sıkıntı yok. Fakat bize kutupların, e, manyetik mayıt kalanların yönelmelerin yani oklarını vermediği zaman iki farklı olasılık bulabiliyorum. Bazen başka şeyleri vermiyor daha fazla olasılık buluyorum önemli değil. Bana verilenlere göre benim yapabileceğim şey bu kadar diyebilirim. Mıknatısların acaba aralarındaki kuvvet ne ile orantı, ne ile ters orantı, ne ile doğru orantı onlara bir bakalım. Şimdi birincisi mıknatıslar bir bu iki mıknatıs mesela birbirlerini çekiyorlar ya. Bu iki mıknatısın birbirlerini çekmesi demek şu demek aslında. F eşittir. Kat sayı bunların kutup şiddetleri... Böyle aralarındaki mesafenin karesi demek. Aslında müfredatımızda bu da biraz yani seyreltiliyor. Dolayısıyla da hani biz bu formu direkt bilmek zorunda değiliz ama kutup şiddetleri ve aralarındaki uzaklığın kutup şiddetiyle doğru aralarındaki uzaklığın e, mesafe arası mesafenin nin karesi ile karesi ile ters orantılı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu unutmayın. Dolayısıyla F F yazdık. Burada sıkıntı yok ama 2D olduğunda arasındaki mesafe arttığında o zaman yazmamız gereken şey F bölü 4 çünkü karesi biliyorsunuz ve F bölü 4'tür. Aynı zamanda burada da ne olacaktır? F bölü karesini alıyorum 9 ve F bölü 9 olarak yazabiliyorum. İlk dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 10. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da bulabilirsin. Şimdi düşey düzandaki mıknatıslar gene benim için önemli bir e, mesele çünkü burada iki tip mıknatısım var. Bir tanesinin bakın arasında herhangi bir şey yok fark ediyor musunuz arasında e, hiçbir şey e, yok ve e, dolayısıyla bağlı değiller. Ama bunlar bağlılar. Peki nasıl olacak bu iş? Bu iş şöyle olacak. Şimdi. T1 ve T2 arasındaki ilişkiyi sorduğunda. Bakın burada aşağıdaki mıknatıslar sadece yukarıdakileri etki ediyorlar ama manyetik kuvvet etkileri var. Başka bir şeyleri yok. Bakın bunların aşağıya doğru her ne kadar ağırlıkları olsa da yukarıya doğru bakın burada manyetik kuvvet çekme, burada manyetik kuvvet itme durumunda. E, dolayısıyla da T1 T1'i bir de aşağıdan çeken var mıknatısı. T1 daha büyük oluyor. T2 daha küçük oluyor. T1 büyüktür yazabilirim. Şimdi bunlara bakalım. Bunlarda ise durum şu. Unutmayın ki hani T3 ve T4 eğer birbirlerine bağlı mıknatıslardan bahsediyorsak T3 ve T4 Manyetik kuvvetlerden etkilenmezler ve birbirlerine eşitlerdir. 12. sınıfta belki bununla ilgili işlemleri daha uzun uzun yapabilirsiniz. Ama burada yukarıdakiler sadece bunların ağırlıklarını taşırlar. Çünkü manyetik kuvvet birinde itici birinde çekici. Daha doğrusu birinde artı birinde eksi yöne doğru olacaktır. Ee, bu iki mıknatıs için çünkü yani şöyle söyleyeyim bunlar birbirinin ikisi de itecekleri için şu şeker kalemle göstersem daha mı kolay olacak acaba? Bakın ikisi birbirlerini itiyorlar. Bunlar manyetik kuvvetler. İkisinin toplamı sıfır olduğu için T4'e bir etkisi olmaz. Yine buraya bakalım S ve N. Bu sefer bunlar birbirlerini çekecekler. Ama ikisi de birbirlerini çekeceğine göre bu iki kuvvetin toplamı sıfır olacak ve T3'e bir etkileri olmayacaktır. Şimdi şuna bakalım. Bu peki aşağıdakiler nasıl olacak? Bakın en esi çeker. Şöyle bir F manyetik kuvvet var. Aşağıya bunun ağırlığı var. Yine bunun da ağırlığı var. Dikkat ederseniz burada ikisi birbirini iter. Bir de F manyetik kuvvet var. Yani burada bunu iten bir de F manyetik kuvvet var. Doğal olarak bak burada ip var. Bir de iple birlikte ağırlığı taşıyan aslında merk e manyetik kuvvet var. Dolayısıyla T5 burada bir miktar küçülecektir ama T6 tabii ki de daha büyük olacaktır. Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin etrafında oluşan manyetik alana baktığımızda şunu unutmayın. Biz şöyle bulunuyor bu aslında. Bir tane tel var. Telden normal akım geçiyor deney laboratuvarında. Tamam bir bilim insanı Ondan sonra şunu fark ediyor. Çevresindeki mıknatısların yöneldiğini fark ediyor. Gerçekten de akım geçen telin yakın, yakınla pusula yaklaştırırsanız yani üzerinde hani plastik olup olmaması da fark etmiyor. Üzerinde plastik olsa da eğer yaklaştırırsanız çok kalın bir plastik değilse mutlaka dışında bir manyetik alan oluşturuyor ve pusula iğnesi sapıyor. Bu ne demektir? Pusula iğnesi ne zaman sapıyordu? Çevresinde manyetik alan olduğunda sapıyordu. Dolayısıyla ben pusula iğnesi saptığı için kesinlikle burada bir manyetik alan olduğunu söyleyeceğim. Yönelim olduğunu söyleyeceğim. Buradan da onu görürüz. Bakın anahtar açık. Burada bir yönelim yok. Hepsi aynı tarafa doğru bakıyor. Ama burada işler değişiyor. Bak dikkat ediyor musun? Yukarı doğru olan bir akım sonucunda şu tarafa doğru bir Manyetik alan var ve hepsi de bu tarafa doğru yöneliyorlar. Yine aynı şekilde bakın akım taşıyan tel yukarı doğru bakıyor. Çevresinde manyetik alan oluşuyor. Sahil kuralına göre. Ya biz fizikçiler her şeyi sahile göre buluyoruz tamam mı? Bir de şey yapıyoruz. E, yani yönelimi bu şekilde buluyoruz. Bu daha kolayımıza geliyor sahilde. Bu yüzden sahilde. Bu tel... Bu telden akım geçiyor. Baş parmağımı koyuyorum. Şimdi telden düz akım geçtiği için elimi koyamıyorum. Tamam mı? Baş parmağımı koyuyorum. Bu yani arkadan gelen şu şekilde dolanan bir manyetik alan oluyor. Burada gördüğünüz gibi aşağıya geçseydi o zaman da aşağıya doğru olacaktı. Oluşan manyetik alan büyüklüğü uzaklıkta ters akımla doğru orantı. Yani zaten... Sonuçta bu manyetik alanı yaratan şey akım olduğuna göre akım arttıkça manyetik alan artacaktır. Uzaklıkta da ters orantılı. Herhalde bundan iki kilometre uzağa gittiğinde hala etkilerini gö görmeyi beklemiyorsun. Dolayısıyla ne kadar uzak o kadar az etki diyebiliriz. Şimdi biraz elektromıknatıslardan bahsedelim. Bunların uzun uzun işlemleri artık yok. Ee, 11'de, 11 ileri fizikte birazcık daha görüyoruz. Bobin merkezine oluşan manyetik alanın büyüklüğünden bahsedecek olursak akım ile doğru orantılı bobin uzunluğu ile bakın buradaki bobin uzunluğu ters orantılı çünkü bobine sıkışık olması bizim işimize geliyor manyetik alanı arttırıyor sarım sayısı ile doğru orantılı ne kadar fazla sarım varsa o kadar fazla manyetik alan var demektir mesela böyle bir tanesi bakın şuradan akım geçiyor hop arkadan döndü aşağıya doğru. Aşağıya, aşağıya, aşağıya ve sonra buradan bakın pile geri döndü. Şimdi buna göre ne oldu? Şöyle mi bobin? Bobini elimde tutuyorum. Bobini elimde tutuyorum. Parmaklarımı yönü, manyetik alanı yönü gösteriyor ya. Şimdi akımı yönü göstersin. Akımı yönü gösteriyor ve ne oldu? Baş parmağım sağ tarafa bakıyor. Yani ne oldu burada? manyetik alanımız bu tarafa doğru oldu. Burası benim manyetik alan. O zaman buradan da içeri girecek manyetik alan çizgileri. Bakın manyetik alan çizgileri neden S'ye doğruydu? Demek ki burası ne? Burası S gibi hareket edecek. O zaman bunu çeker. Şunu unutmayın. Bütün mıknatıslar demin nikah kobaltı çeker. Yani en kutbu çekiyor da S kutbu itiyor mu? Hayır. Her tarafı çeker. O zaman bu tarafta yine demiri çekecek diyebiliriz. Evet ödüllü sorumuz şekildeki elektromagnetizm merkezindeki noktada oluşturduğu manyetik alan için neler gerekiyor? Tek başına nelerin artırılması gerekiyor? Neydi? Akımın artırılması gerekiyordu. Unutmayın. Akımın artırılması gerektiğine göre V eşittir I çarpı R'den bakın eğer bunun artırılması gerekiyorsa unutmayın. Direncin azaltılması gerekiyordur. Potansiyel farkın azaltılması gerekiyordur. Direncin azaltılması gerekiyorsa uzunluğun yine azaltılması gerektiğini unutmayın. Kendinize iyi bakın diyeceğim ama tabii ki de ondan önce bir kitabımızı gösterelim. Dinamo Soru Bankası 10. Sınıf Soru Bankası'dır. Ve içinde bu konuyla ilgili pek çok sorumuz mevcut. Yine tek, tekrar etmek için bu sorulardan faydalanabilirsiniz bilirsiniz fizik soru bankası tavsiye ederim. Peki görüşmek üzere başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın.